Halil Bey merhabalar. Merhabalar. Kezban Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? İyisiniz. Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Şükürler olsun. Biz de iyiyiz. Öncelikle biz sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiğiniz için çok sağ olun. Hemen röportajıma da Halil Bey ile başlayacağım. Sizleri tanıyalım efendim, sektörle tanışalım. İsmim Halil Bayık. 15 senedir Bayık Grup firmasında yönetim kurulu üyeli olarak çalışıyorum. Firmamız Konya firmasıdır. Demir çelik üzerine üretim yapmaktadır. Evet. Boru, profil, staj ve çelik granül olarak 3 farklı alanda üretim yapmaktayız. Hemen üretime geçmeden önce Kezban Hanım'a sözü vereceğim ve birazdan tekrar döneceğim. Teşekkür ediyorum size. Çok kısa da böyle bir Kezban Hanım'ı tanıyalım. Buyurun efendim. Ben kendi alanımda Allah'ın nasip etmiş olduğu ürettiğim çocukları bugün işin başında üretici olarak görmekten, Konya'nın ilk sanayici kadını olarak demir çelik sektörüne de el değiştirip gelenekten geleceğe emaneti doğru yerlere teslim ettiğine inanarak bugün de fuarın keyfini çıkarıyorum. Ne güzel, sırt omuza verilmiş mücadele var. Bu arada hemen diğer ayrı bireylerinize de selamlarımızı gönderelim. Başta baba olmak üzere amca ve diğer kardeşinize de selamlarımızı gönderelim. Eyvallah. Hemen tanıyalım neler yapıyoruz. Buyurun efendim. Boru profil üretimi yapıyoruz. Çelik boru profil. Saç üretimi yapıyoruz. Ve çelik granül dediğimiz kumlama sektöründe, otomobil sektöründe kullanılan bir ürün üretiyoruz. Hepsinin üretimi Konya'dadır. Ve hem ihracat hem yerli piyasa dünyanın dört bir yanına sevkiyat yaptığımız bir fabrikadan bahsediyoruz. Ne güzel üretim yapıyorsunuz ki bizim ülke olarak da buna çok ihtiyacımız var. Tabii, kesinlikle. Üretim demek ekonomiyi canlandırmak demek, üretim demek istihdam demek. Bu bir gerçek. Bu başarının ve istikrarın sırrı nedir peki? Yani öncelikle pes etmemek, çalışmak, gayret göstermek ve piyasa şartlarına ayak uydurabilmek. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Ama ben şunu da eklemek istiyorum. Röportajdan önce ben sizinle sohbet ettim, sizinle kardeşinizle Kezban Hanım'la. Bence siz işinizi çok severek yapıyorsunuz. Bence sizin başarınızın en büyük sırrı bu. Yani sevmeden kesinlikle olmaz. Bir yere kadar gider. Yani olmaz. Yani heyecan ve işini sevmek çok önemli. Bir de zaten yaptığınız her işin de arkasındasınız. Bu da bir tabii. Gerçek. Fuar nasıl geçiyor? Biz özlemişiz. Pandemiden dolayı gelemiyorduk. Biraz fuar hakkında görüşlerinizi paylaşır mısınız? Fuar güzel, hareketli geçiyor. Genel olarak hem yabancı hem yerli bütün işletme sahipleri ufak ufak gelmeye başladılar. Umarım bütün fuar katılımcılar için güzel bir fuar olur. Personel kadronuz toplamda kaç kişilik bir ekip? Ortalama bizim fabrika ofisler dahil 170 kişilik bir ekibimiz var. Ciddi bir istihdam. Ciddi bir istihdam. Her geçen günde daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz. Harika. Peki hedeflediğiniz yerde misiniz? Şöyle bir geriye dönüp bakınca. Hedeflediğimiz yere ulaştık ve daha da her gün yeni güncel hedeflerle daha da ileriye ilerliyoruz. Aslında bu hedef hiç bitmeyecek. Asla. Bence yaşam boyu zaten biterse biz de biteriz galiba. Kesinlikle. Evet, biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkür ederiz. Son bir teşekkür mesajınızı alalım standınıza gelenlere. Gençlere, tüm Türkiye'ye aslında neler aktarmak istersiniz? Buyurun Ali Bey. Yani genel olarak herkese başarılı bir ticaret hayatı diliyoruz. Evet. Bununla alakalı gayret etmekte fayda var. Pes etmemek lazım. Buradaki katılımcı bütün arkadaşlar iyi fuarlar dileriz. Herkesi de biz davet edelim Bayık gruba. Bir çay kahve içerler, bir tanışmış olurlar en azından. Her zaman herkesi bekleriz. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ali Bey ve değerli annesi Kezban Hanım. Başarılarınız da her zaman daim olsun efendim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun, hoşçakalın.